Değerli basın emekçilerimiz, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, acil bir operasyon geçirmek zorunda kaldığı için ses tellerinden bugün maalesef kendisi konuşamıyor. Ama biliyoruz ki onun sesi 80 milyon tarafından tekrar ediliyor Türkiye'de. Ve bugün kendisinin sözlerini Hatay halkı adına söylemek için de buradayız. Önce sözü hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gül Çiftçi'ye bırakıyorum. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bugün 31 Mart gecesinden bu tarafa yoğun itirazlarla geçen bir haftalık süreçte yaşadığımız taraflı kararlar ve Hatay seçim gündemine ilişkin bulunmaktayız. Sizlerin de bildiğiniz üzere Hatay için birazdan içeriğine ilişkin bazı bilgiler vermek suretiyle olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik. Yarın Yüksek Seçim Kurulu'nun gündemine alınmasını bekliyoruz. Bu noktada belirtmek istedim, Türkiye'nin gündemine ilişkin bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir. Ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçeyle yaptığımız başvuru ise reddedilmiştir. Yine benzer bir olay Kütahya il seçiminde geçersiz oyların sayım gerekçesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaptığımız başvuruyla aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay'ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Biz tüm bunların hepsinin takipçisi olmakla birlikte kapsamlı 80 sayfadan oluşan dilekçemize bu hususları da belirttik. Hatay'da yaptığımız olağanüstü itiraz kısmına gelirsek bizim öncelikle Hatay'da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup yine tespit ettiğimiz sayı net söylemek isterim. 3389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu 3000 küsür ölü seçmenin nasıl oy kullanıldığını tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz. Yine bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Ayrıntılar ise seçim kuruluna sunulmuştur. Biz buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimleri, seçim kurulu üyelerini adalete uygun, haklı, hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Şimdi son bir haftadır milletvekillerimiz ve iki MYK üyemiz, gölge kabine üyemiz Hatay'da süreci takip ediyordu yakinen. Hatay örgütümüz, Hatay milletvekillerimiz zaten sandık başından bir dakika bile ayrılmamışlardı. Bu sürece dair de orada süreci takip etmiş olan Sayın Gökçe Gökçen'i bu süreci anlatmak üzere davet edeyim. Buyurun başkanım. Değerli basın emekçileri, ekranları başından bizleri takip eden sevgili yurttaşlarımız, sevgili Hataylılar. Biz Murat Bakan Genel Başkan Yardımcımız ve 10 milletvekilimizle birlikte Hatay'da süreci ilk günden itibaren takip etmek üzere Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından görevlendirildik. Hatay bizim için büyük önderimizin şahsi meselemdir dediği bir yer. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan, hala gözyaşlarını silmeye çalışan, hala şehrini, kültürünü, kentini ayakta tutmaya çalışan bir kentimiz. Ve dolayısıyla bizim Hataylılara bir borcumuz var. Hataylılara borcumuz Hatay'ın iradesinin sandığa nasıl girdiyse sandıktan o şekilde çıkmasıdır. Dolayısıyla bir hafta boyunca orada örgütümüzle de birlikte ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'la birlikte itirazları takip ettik. İtirazların hepsinin yapılması ve bütün delillerin, hukuksuzlukların tespit edilmesi, bunların hepsinin doğru bir şekilde derlenmesini takip ettik. İşin sonunda aslında bizim Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklentimiz şudur. Yüksek Seçim Kurulu hakimlerden oluşmaktadır ve Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi objektif olmaktır.
dilekçenin hangi partiye ait olduğuna bakmadan ya da ortaya çıkabilecek olan sonucun hangi parti lehine veya aleyhine olduğuna bakmadan objektif bir şekilde hukuka uygun karar vermesidir. Demokrasiye uygun karar vermesidir. Fakat bütün bu süreçte biraz önce ifade edildiği gibi Gazi Osman Paşa'da oylar sayıldı ve Gazi Osman Paşa'da geçersiz oylar ve iki aday arasındaki oy farkı arasındaki fark gözetilerek bir sayım kararı verilmişti. Ve fiilen de bu sayım gerçekleştirildi. Samandağ'da bu sayım geciktirildi. Mazbata törenleri arasında da bir çifte standart gördük. Örneğin yüksek bir fark olan, iki aday arasında yüksek bir fark olan Buca'da mazbata törenleri geciktirilirken Yüksek Seçim Kurulu henüz dün sabah Hatay İl Seçim Kurulu'na itiraz süreçleri sonuçlanmadan, olağan itiraz süreçleri sonuçlanmadan bir mazbata işlemi yapmayın diye yazı yazmış, karar almış olmasına rağmen apar topar bir mazbata töreninin yapıldığını görmüş olduk. Dolayısıyla bu sürecin çifte standart olmaksızın ve çifte standartların çözülmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu kararıyla devam etmesini diliyoruz. Buradan başvurularımızı yaptık. Yarın gündeme alınmasını bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözü tekrar Genel Sekreterimiz Selin Sayık Böke'ye bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, bize ekranları başından izleyen kıymetli vatandaşlarımız. Bugün hukuka sahip çıkmak için hep birlikte omuz omuza duruyoruz. Çünkü sadece birkaç gün önce ülkede bir seçim yaşandı. Ve seçimin sonucunda halkımız eskiyi değil yeniyi çağırdığını, hukuka sahip çıkılmasına dair güçlü bir talebi olduğunu ve milletin sesini duyanların iktidar olmasını istediğini ortaya koydu. Aynı şeyi Hataylı da yaptı. Hataylı 6 Şubat'ta enkazın altında terk edilmiş, tarihine, kültürüne, kendi yaşamına, kendi başına sahip çıkacak şekilde kaderiyle baş başa bırakılmıştı. Bugün 80 milyon yurttaşımız Hataylı'nın yalnız olmadığını, hukukun yer bulması için, adaletin var olması için onlarla birlikte olacaklarını göstermek için hazır bekliyor, bunu biliyoruz. Hataylı sandıkta iradesini ortaya koydu. Şimdi de sandıktan iradesinin sayılmasını bekliyor. Biz de hakimlerin, YSK'nın hukuka uygun davranacağına şüphe duymaksızın çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hatay için şahsi meselem demişti. Sayın Genel Başkanımız genel başkan olduğu günden itibaren benim de şahsi meselemdir dedi. Bugün Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Türkiye'de hukuk için, demokrasi için sandığa giren oyun hakkıyla sayıldığını güvence altına almamız gerekiyorsa artık Hataylı'nın iradesini korumak tüm Türkiye'nin görevidir. Dolayısıyla bugün burada bir araya gelmiş olan bizler hem hukuka bir çağrı yapıyoruz, hem hukuk için bir hukuki başvuru yapıyoruz. Ama aynı zamanda yarın burada olacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş, Hatay'daki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Hataylıları bu demokrasi ve hukuk inancıyla hoş geldiniz diyen bir coşkuyla herkesin kucaklamasına ve onları burada karşılamasına da bir davet yapmak için buradayız. Biz inanıyoruz ki Türkiye o sandıktan çıkmış olan mesajın Hatay'da da var olmasını sağlayacaktır. Hataylı'nın iradesinin kendi kültürüne sahip çıkan, kendi hakkının korunmasını talep eden bu gücünü var etmek için omuz omuza bugün buradayız. Yarın da hep beraber bu güzel hukuk haberini kutlamak üzere burada buluşacağımızı umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi itirazınızı yaptığınızdan bahsettiniz ama tüm kamuoyuna da malum oldu ki herkes konuştu bunu. CHP'nin adayı Hatay'da hem belirlenmeden önce hem belirlendikten sonra yeni adaylar arandığı yönde birçok konuşma oldu. Birçok aslında gazeteci konuştu, partililer konuştu. Yıpratıldığını düşünüyor musunuz? Yani bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Buraya hiç gelmeden Hatay'ın aslında tek olarak Lütfü Savaş'ın arkasında durulsaydı da yerine başkaları aranmasaydı, eleştirilerini de dikkate alarak seçimin orada şu an itibariyle çözülmüş olabileceğini düşünüyor musunuz? Biz aday sürecinde halkın sesini dinleyen her tür yöntemi kullandık. Anketler, saha çalışmaları,
bölgedeki örgütümüzün ve kanaat önderlerinin sözleri. Verdiğimiz bütün kararlar ve işlettiğimiz bütün süreçler halkın sesini dinamik bir şekilde dinleyen bir süreçti zaten. Dolayısıyla ilk günde adayımızın arkasındaydık. Sandığa giderken de adayımızın arkasındaydık. Bugün de adayımızın arkasındayız. Süreç içerisinde yurttaşlarımızın bize ilettiği farklı talepleri göz önüne almış olmamız gerçek demokrasiyi yaşatıyor olmamızdandır. Dolayısıyla bugün bizim adayımız olarak bu seçime girmiş olan Sayın Lütfü Savaş'ın, Hatay halkının tercihi olduğu açık olan Sayın Lütfü Savaş'ın belediye başkanlığının tescillenmesi yönünde yapılacak her şeyi yapmak konusunda da nasıl ki bundan bir gün önce de çok net idiysek şu anda da aynı kararlı gösteriyoruz. 35 bin geçersiz oy vardı Hatay'da. Geçersiz 38.900 geçersiz oy var. Bunların ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Zaten tam da bu nedenle yeniden sayım talebimiz var. Bu oyların şu andaki farktan daha yüksek sayıda olması önemli. Oyların ne söylemiş olduğu, seçmenin siyasetçiye hangi mesajı verdiğini sağlıklı görmemiz için o 38.900 oyun yeniden göz önüne alınması gerekiyor. Çokça tartışılıyor mazbatanın AK Parti adayına verilmesiyle ilgili. CHP'nin il seçim, Hatay İl Seçim Kurulu'na bu yönde bir itirazı olmadığı ama YSK'nın da bir yazısının olduğu, hani sizdeki itirazlar bitmeden mazbatayı vermemeniz şeklinde de buradan bir yazı istiyor ama mazbata buna rağmen verildi. Buradaki teknik bir kısmı var ya da bir hata mı? Şimdi, bir aydınlatma amacıyla. Seçim hukuku kapsamında en yüksek karar organı Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu'na hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başvurusu olmuştur. İl Seçim Kurulu'nun ertesi gün mazbata vermeye yönelik çalışmaları kulağımıza gelmiştir ve hızlıca bir başvuru yapmış bulunmaktayız. O başvuru neticesinde ve öncesinde de 2019 yılından gelen yerleşik kararları vardır Yüksek Seçim Kurulu'nun. Olağan itiraz süreçleri devam ettiği sürece mazbata verilemez. Buna ilişkin Hatay İl Seçim Kurulu'na hem sözlü bir şekilde telefon aracılığıyla durum bildirilmiştir Yüksek Seçim Kurulu tarafından, hem de kısa karar kendilerine gönderilmiştir. Yani Yüksek Seçim Kurulu kararını tanımayan bir il seçim kurulu vardır. Dolayısıyla biz verilen mazbatayı da meşru görmüyoruz bu sebeple. Yani teknik olarak Hatay İl Seçim Kurulu'nun yapılmamış olmasının bir önemi yok. Yani YSK'ya da başvuru yapmış olmanız mazbatanın verilmemesi için bir sebep. İl Seçim Kurulu'nun yapacağı her davranışa itiraz Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacağı için teknik olarak itirazımız Yüksek Seçim Kurulu'na yapılmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na başvurumuzu yapacağımızı bildirmiştik daha önceden temsilcimiz aracılığıyla. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız hem başvuru yapmak üzere hem de misafirim olmak üzere davette bulundu kendisi. Biz de davetine icabet ettik. Çok teşekkür ediyoruz.